Değerli dostlarım herkese yeniden merhabalar. 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'ne yani dağılma dönemi Osmanlı Devleti'nin ıslahatlarına devam ediyoruz. Ne yapmıştık ki öncesinde? 2. Mahmut dönemi ıslahatlarını gördük. Sultan Abdülmecit dönemi ıslahatlarını gördük. Şimdi de Abdülaziz dönemi ıslahatlarını göreceğiz ama öncesinde şunu bilmem lazım. Abdülaziz dediğimiz padişahımız 1861 yılında tahta geçti. 1876'ya kadar o var. Yani bu 15 yıllık süreçte Sultan Abdülaziz var diyeceğiz ve bu aradaki tarihlerde yaşanan her şeyi Sultan Abdülaziz dönemini alacağız. Bir bu cepte. Bunun dışında Sultan Abdülaziz Abdülmecit'ten sonra tahta geldi. Yerini kime bırakacak? Yerini İkinci Abdülhamit mi dedin? Hayır. Karıştırdın öyle değil. Yerini 5. Murat'a bırakacak. Yani Osmanlı tahtında en az süreyle kalan o padişaha bırakacak. Değerli dostum Abdülaziz'den önce kim var? Unutma Abdülmecit var. Abdülaziz'den sonra kim geliyor? 5. Murat geliyor. 5. Murat'tan sonra 2. Abdülhamit geliyor. Bak şimdi Heykelini yaptıran ilk padişahtır. Hemen yorum yapalım. Normal şartlarda İslam dini resim ve heykeli puta özendirir diye pek de böyle sıcak yaklaşmıyordu resim ve heykeli. Ama Sultan Abdülaziz bunu kırıyor değerli dostlarım. Resimde bunu Fatih Sultan Mehmet kırıyor. Heykelcilik konusunda da Abdülaziz kırıyor heykelini yaptıran ilk Osmanlı padişahı derlerse ne diyoruz? Sultan Abdülaziz diyoruz bu cepte. Bunun dışında yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır. Değerli dostum yurt içi seyahatine çıkan ilk kim vardı? İkinci Mahmut vardı. Yurt dışına ise ilk çıkan seyahat olarak kim? Sultan Abdülaziz. De neden çıktığını soruyorlar bana neden? Arkadaşım bak neden çıktığına bir bakalım. Bir çok kabul edilmese de resmi kaynaklarda Borç para bulmak için çıktı. 2. Rusya'nın politikalarını, Rusya'nın planlarını Avrupalı devletlere anlatmak için çıktı. 2. Bir de arkadaşlarım, ülkemizdeki gayrimüslimlere şunu göstermek istedi Abdülaziz. Bakın görün. Avrupa'da Osmanlı padişahlarına nasıl saygı duyuyorlar? Sizler de görün. Osmanlı'ya bağlı kalın diye çıktı arkadaşlarım. Dolayısıyla çıkma nedenlerine 3 tane amaç koyabiliriz. Borç para bulmak, Rusya'nın planlarını anlatmak, Osmanlı padişahına duyulan saygıyı göstermek. Ve arkadaşlarım Sultan Abdülaziz döneminde Mektebi Sultani açıldı. Mektebi Sultani. Arkadaşım Sultani neydi? Kültür ve medeniyet kısmında bakmıştık. Sultani lise üstü üst düzey eğitim kurumuydu. Örnek olarak Galatasaray Sultanisi'ni vermiştim değil mi ben? İşte günümüzdeki Galatasaray Lisesi'nin temeli Mektebi Sultanidir değerli dostlarım. Fransız usulüyle lise üstü eğitim veren yerlere biz Sultani adını veriyoruz. Örneğin Galatasaray Sultanisi. Bu Mektebi Sultani Galatasaray Lisesi'nin temelidir arkadaşım. Daha önce de söylemiştim. Bakın. Örneğin Fatih Altaylı, Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğu adam, yanılmıyorsam eğer <laughs> Boğaziçi Üniversitesi'ne gidiyor. Ya Galatasaray Lisesi'nde o kadar donanımlı şekilde yetişmiş ki adam. Diyor ki hani Türkiye'deki üniversitelerin bana katacağı şeyler konusunda benim şüphelerim var diyor. Ve bırakıyor arkadaşlar üniversiteye, yurt dışına çıkıyor. Galatasaray Lisesi'nden şunu anlamanızı istiyorum. Mükemmel bir eğitim kurumudur değerli dostlarım. Mükemmel eğitim kurumudur. Bunu da aldık. Peki nizamiye mahkemeleri kuruldu. Nizamiye, nizamiye mahkemeleri tanzimat dönemi mahkemeleri değil mi? E, evet. E, arkadaşım Sultan Abdülaziz tanzimat dönemi padişahı değil mi? E, evet. Arkadaşım nizamiye mahkemelerinde hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler yargılanmıyor muydu? Evet. Bakın zaten şehri konular dışındaki davalara bakıyor. Yani hem Müslümanlar hem de gayrimüslimler nizamiye mahkemelerinde yargılanabiliyorlardı. Bu Tanzimat Dönemi Mahkemesi'ydi. Tanzimat Dönemi Mahkemesi'ydi. <laughs> Gelelim. Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları'nın yapılmasına. Yıl 2016. ÖSYM e sordu. Dedi ki Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları'nın yapılmasının yanı sıra dünyanın 3. büyük donanmasının oluşturuldu. dönem aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Sultan Abdülaziz dönemi. Bak ben burada Beylerbeyi Sarayı'nı yaptım. Çırağan Sarayı'nı yaptım ve dünyanın üçüncü büyük donanmasını inşa ettim bu dönemde. Güzel. Peki arkadaşım Dolmabahçe Sarayı'nı kim yapmıştı? Sultan Abdülmecit yapmıştı. Onu da burada söylemiş olalım. Gelelim. Meclisi Valay Ahkam Adliye. Hocam ben bundan yoruldum. Biliyorum yoruldun ama Meclisi Valay Ahkam Adliye'yi kim açmıştı? İlk olarak İkinci Mahmut açmıştı. İşte o meclisi vaalayı ahkam adliyeyi biz burada Sultan Abdülaziz döneminde ikiye ayırıyoruz. Bir tarafına şurayı devlet diyoruz ki şurayı devlet danıştaydır. Bir tarafına ise divan-ı ahkam-ı adliye diyoruz. Divan-ı ahkam-ı adliye ise yargıtayın görevini üstlenmiştir. He. Meclis-i valayı ahkam-ı adliyeyi ben ikiye ayırmışım. Bir tarafına şurayı devlet demişim o danıştay. Bir tarafına ise divan-ı ahkam-ı adliye demişim o da yargıtay olmuş. Güzel devam edelim vilayet nizamnameleri yayınlandı bu dönemde ama özellikle 1871 vilayet nizamnamesi önemli demiştim. Neden? Çünkü 1871 vilayet nizamnamesi ile kaza ile köyün arasına yeni bir yönetim birimi eklenmişti. Neydi o yönetim biriminin adı? Nahiyeydi, nahiye. Hatta yöneticisi de nahiye müdürüydü. Hatırladın biliyorum. Kültür medeniyeti izlemediysen izle. Devam edelim. Gelelim bu dönemde Osmanlı Devletinin ilk üniversitesi olan Darülfünun açıldı. Bakın arkadaşım, bakın arkadaşlarım Darülfünun açıldı bu dönemde. Bu Osmanlı Devletinin ilk üniversitesidir ama bu çeşitli sebeplerle kapatıldı. çeşitli sebeplerle kapatıldı. Daha sonra Darülfünun Şahane adıyla ikinci Abdülhamit döneminde yeniden açıldı. Şimdi şuna dikkat ediyorum Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan Darülfünun Abdülaziz döneminde açılmış. Ama sonra kapatılmış. Sonra 2. Abdülhamit döneminde Darül Şahane adıyla tekrar açılmış. İşte o Darül Şahane Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ardından 1933 yılında arkadaşlarım üniversite reformuyla İstanbul Üniversitesi'ne çevrildi. İşte orada Darül yani Darül şahanenin İstanbul Üniversitesi'ne çevrilmesi için bir rapor hazırlandı. Üniversite raporu, üniversite reformu diyoruz oraya. O raporu hazırlayan kişi Albert Malch'tır değerli dostum. Tamam mıyız? Albert Malch. Bak sorarlar dikkat et Albert Malch'a. Ve arkadaşım bakalım. Marifi Umumiye Nizamnamesi yayınlanmış. Ben Abdülmecit döneminde marif nezaretini kurmadım mı? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurmadım mı? Kurdum. Burada ise arkadaşlarım Marifi Umumiye Nizamnamesini yayınlıyorum. Peki ne hocam bu? Arkadaşım bu Marifi Umumiye Nizamnamesi Osmanlı Devleti'nin eğitimini Fransız eğitimi örnek alarak alınarak yeniden şekillendiriyor. Bu Marifi Umumiye Nizamnamesi Osmanlı'nın eğitimini Fransız eğitimini örnek alarak yeniden şekillendiriyor. Anlaştık mı? Hani sultani falan diyoruz ya işte onlar onların hepsi bu nizamnamenin içerisinde yayınlanıyor. Demek ki bu nizamname Osmanlı'nın eğitim sistemini yeniden şekillendirmiş. Hangi devlet örnek alınarak? Fransa örnek alınarak şekillendirmiş. Gelelim Darüşşafaka'ya. Darüşşafaka'ya baktığımızda anne veya babasını kaybetmiş çocukların eğitimi için açılmış kurum olduğunu görüyoruz. Arkadaşım Darüşşafaka günümüzde varlığını sürdürmüyor mu? Sürdürüyor değil mi? Ve arkadaşlarım baktığınızda Türkiye'nin en iyi CEO'larını, en iyi iç adamlarını yetiştirdiğini görüyorsunuz Darüşşafaka'nın. İşte o Darüşşafaka Abdülaziz döneminde açılmıştır arkadaşım. Ve anne veya babasını kaybetmiş öğrencilerin eğitimi için açılmıştır. Günümüzde de yatılı eğitime zaten devam ediyor ve hala çok başarılılar. Darüşşafaka'yı unutmuyoruz. Devam edelim. 1863 yılında Osmanlı Devleti'ndeki ilk resim sergisi açıldı. Bakın. <laughs> Mükemmel bir kültürel faaliyet değil mi? Evet öyle. Osmanlı'nın ilk resim sergisi 1863'te. Yani Sultan Abdülaziz döneminde açılmış mı? açılmış. Ama kim açtı? Kim? ÖSYM e kim açtığını da sorar. Açan adam <laughs> Şeker Ahmet Paşa. Arkadaşlarım, özür diliyorum. Bazen <laughs> şu şekilde yapıyorum. Ee, sesimi rahatlatmak istiyorum. Çok fazla yoruyorum bazen. Çok bağırıyorum. O yüzden e, sizleri rahatsız ediyorsa bu durum kusura bakmayın olur mu? Arkadaşlarım bakın. 1863 yılında ilk resim sergisini açtık. Yahu çok güzel hareket de çok üzücü değil mi ya? Osmanlı Devleti gibi bir devletin 1299'da ya da 1302'de kuruluşu kabul edilen o devletin 1800'e gelinceye kadar neredeyse 500 yıl boyunca hiç resim sergisinin olmaması çok üzücü değil mi? Evet, üzücü. İşte Osmanlı'daki ilk resim sergisi 1863 yılında Sultan Abdülaziz döneminde açılmıştır. Açan adam ise Şeker Ahmet Paşa'dır. Bak bu adamı Sultan Abdülaziz batılı resim tekniğini öğrensin diye Paris'e gönderdi Sultan Abdülaziz. Ufku ne kadar geniş bir padişah değil mi Sultan Abdülaziz? Dikkat edin arkadaşlarım. Şeker Ahmet Paşa'yı Paris'e göndermişti. O da gitti, geldi. Padişahının onu göndermesinin hakkını verdi ve Osmanlı'daki ilk resim sergisini açtı. Kim o? Şeker Ahmet Paşa. Gelelim başka bir önemli konuya. Sergi umumi Osmani düzenlendi. Yani Osmanlı'nın sergisi düzenlenmiş. Osmanlı'nın sergisi ne hocam? Arkadaşlar, bu Osmanlı devletindeki ilk uluslararası büyük fuardır. Bakın. İlk uluslararası fuarmış. Neymiş bu? Sergiyi Umumi Osmani. Sergiyi Umumi Osmani Osmanlı Devleti'ndeki ilk uluslararası fuar. Hani günümüzde tarım fuarları falan, otomobil fuarları falan yapılıyor ya. Heh. Osmanlı Devleti'ndeki ilk uluslararası büyük fuar da Sergiyi Umumi Osmani'ymiş. Bunu da unutmayacağım. Ve hangi dönemde? Abdülaziz döneminde. Şimdi gel bakalım burada neler varmış bir bakalım. Arkadaşım <laughs> darül Muallimini kurmuştum ben Sultan Abdülmecit döneminde. Erkek öğretmen okulu demiştim. Burada ise Darül Muallimatı kuruyorum. Neyi kurmuşum? Darül Muallimatı yani kız öğretmen yetiştiren okul değerli dostlarım. Günümüzde böyle değil değil mi? Günümüzde artık hem kadınlar hem de erkekler üniversite, sıra, üniversite sıralarında aynı yerde aynı sınıfta ders görebiliyorlar. Ve aynı sınıf içerisinde... Hem öğretmenler kadın olarak hem de erkek olarak mezun olabiliyorlar. Peki buradan hareketle size bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım ben Çanakkale'de lisans eğitimimi aldım. Ve Çanakkale benim için gerçekten her zaman çok özeldir. Ve buradan hareketle bir şey anlatacağım. Daha önce yine o üniversite arkadaşlarımdan bahsetmiştim. Tolga, Eren, Lütfiye gibi. Bu arada hepsi Türkiye derecesi yaparak e, atandılar. Arkadaşlarım bir gün biz böyle Tolga ile bir akşam vakti eve gidiyoruz. Eve giderken de yolda yol çalışması var. Yol çalışmasında da böyle bir tabela kırılmış. <laughs> yol tabelaları var ya böyle kazı çalışması var tabelası. O kırılmış yere düşmüş. Tolga da bana dedi ki ya dedi kanka hani şunu alsak eve şöyle bir assak çok güzel dekor olur ya dedi. Çok güzel dekoratif bir ürünmüş bu dedi. <laughs> ben de dedim ki ya dedim Tolga hani oğlum bu ağırdır ayrıca pistir falan eve götürmeye gerek yok bunu dedim. Yok yok alalım dedi. E iyi tamam madem dedim hani deli herif al. Tolga aldı bunu. Tolga böyle kazı çalışması var tabelasını tuttu. Akşam karanlığında biz böyle bir bayır var yani yokuş var. Yokuştan yukarı çıkıyoruz tabi yoruluyoruz. Tolga taşıyor biraz. Biraz ben taşıyorum biraz o taşıyor biraz ben taşıyorum. Şimdi biz tam böyle bayırı çıktık oradan da böyle yol geçiyor ya arabalar geliyor. Bir tane araba bize doğru hızla geldi arkadaşlar ve yanımızda durdu. Bir baktık polis. Arkadaşlar biz farkında değiliz. Unutmuşuz yol tabelası parlıyor ya gece. Yol tabelasının önünü kendimize doğru çevirmemiz lazım. Biz yola doğru tutmuşuz. Kazı çalışması var işareti hareket ediyor. E tabi polisler de bunu görünce haliyle bize doğru hızla geliyorlar. Ve polisler yanımızda durdu. Bu ne lan dedi. Dedik ki abi işte böyle böyle bu kırılmıştı biz de bu artık işe yaramaz diye aldık dekoratif bir ürün diye eve koyacağız falan dedik. Oğlum siz manyak mısınız lan dedi bize. Siz dedi şu an karayolları genel müdürlüğünün malını çalmışsınız dedi. Ya abi dedik sen ne diyorsun çalma hırsızlık falan bizim böyle şeylerle işimiz olmaz dedik. Dedi ki verin bakalım kimlikleri verdik kimlikleri. Arabanın içine aldılar bizi arkadaşlar. Ve orada sabıka kayıtlarımıza baktılar. Biraz bizi korkuttular. Sonra da arkadaşlar o tabelayla birlikte bizi yeniden saldılar. Biz de o tabelayı oraya kenara bıraktık. Değerli dostlarım böyle bir polis hikayemiz vardı. Tolga isimli arkadaşımla. Neredeyse adımız dekoratif ürün alalım derken hırsıza çıkacaktı Allah korusun. Arkadaşlarım böyle bir anıydı. Devam edelim. <laughs> Bana komik geldi size de anlatmak istedim. Belki size de komik gelir diye. Arkadaşlar Darül Muallimat'ı kurdum. Darül Muallimat Kız öğretmen okuluydu. Ben Abdülmecit döneminde Darül Muallimini kurmuştum. Erkek öğretmen okuluydu. Burada ise Abdülaziz döneminde Darül Muallimat yani kız öğretmen yetiştirilen okulu kurmuşum. Ve yine ben Sultan Abdülaziz döneminde memleket sandıklarını kuruyorum. Memleket sandıklarını. Arkadaşım memleket sandıkları ne? Mithat Paşa tarafından kurulmadı mı bunlar? Evet. Bunlar neden kuruldu? Çiftçiye kredi vermek için vesaire kuruldu arkadaşlarım. Daha sonra bu memleket sandıkları 2. Abdülhamit döneminde birleştirildi, menafi sandıkları vesaire. Sandıklar birleştirildi ve 2. Abdülhamit döneminde bu memleket sandıkları Ziraat Bankası'na çevrildi. Bak şimdi dikkat et. Memleket sandıkları hangi dönemde kurulmuş? Abdülaziz döneminde. Kim kurmuş? Mithat Paşa kurmuş. Peki bu Memleket Sandıkları ne olmuş? 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası olmuş. Ziraat Bankası günümüzde Osmanlı'dan kalan tek banka mı? Evet. Temelini kim atmış oluyor? Mithat Paşa atmış oluyor Memleket Sandıklarını kurarak. O yüzden Ziraat Bankasına girdiğinizde oradaki bankacıların arkasında bir adam vardır. Kim o adam? Mithat Paşa o adam işte ya. Ziraat Bankası'nın temelini memleket sandıklarını kurarak attığı için adama saygı mahiyetinde oraya resmini atmışlar. Siz ne sanıyorsunuz onu? Mithat Paşa o. Arkadaşlar bakalım. Mecelle hazırlanmaya başlandı. Bakın yine Abdülaziz döneminde ne? Mecelle hazırlanmaya başlanmış. Ama mecelle dediğimiz şey ne? Osmanlı Devleti'nin ilk medeni kanunu. Neymiş? Osmanlı'nın ilk Medeni Kanunuymuş. Kim hazırladı bu Mecelle'yi? Sultan Abdülaziz döneminde Ahmet Cevdet Paşa hazırladı değerli dostlarım. Ama Mecelle'nin ilk hazırlanmaya başlandığı dönem burası olsa da belli aralıklarla yazımı devam etmiş ve uygulamaya geçirilmesi belli zamanları bulmuştur. O yüzden dikkat ediyoruz. İlk defa hazırlanmaya başlandığı dönem Sultan Abdülaziz dönemidir. İlk medeni kanundur Mecelle ve Hazırlayan komisyona başkanlık eden adam Ahmet Cevdet Paşa'dır değerli dostlarım. <laughs> Gelelim başka bir önemli konuya. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde Sokullu Mehmet Paşa diye bir adam göstermiştim ben size. İşte o Sokullu Mehmet Paşa'nın Don Volga kanalı projesi, Karadeniz Marmara projesi ya da Süveyş kanalı projesi vardı değil mi? Ama hayata geçirememiştik. Süveyş kanalı projesi Akdeniz ile Kızıldeniz'i birbirine birleştiriyor muydu? Evet. Bu Osmanlı limanlarının önem kazanmasına ve Osmanlı limanlarında Ticaretin artmasına neden olacaktı? E, evet, ama biz hayata geçirememiştik. İşte o süveyş kanalı 1869 yılında İngiltere ve Fransa tarafından açıldı arkadaşlarım. Ve açıldığında kanal nerede? Mısırda değil mi? İşte 1869 yılında bu kanal daha bizimdi. Mısır bizim olduğu için süveyş kanalı da bizimde. Ama biz açmadık. Kim açtı? İngiltere ve Fransa açtı. Zaten önemini de biliyorlar. O yüzden 1882 yılında İngiltere Mısır'ı işgal edecek arkadaşlarım. Ne Süveyş Kanalı kalacak, ne Mısır kalacak. Kanal cephesini açacağız 1. Dünya Savaşı'nda almaya çalışacağız, alamayacağız. Gelelim Ramazan Kararnamesi'ne. Ramazan Kararnamesi yayımlandı. Osmanlı Devleti bu kararname ile "Ben dış borçlarımı ödeyemiyorum." dedi. Hmm, bakın ben Abdülmecit döneminde ilk dış borcumu almıştım değil mi Kırım Savaşı sırasında. Abdülaziz döneminde çıkarılan Ramazan kararnamesiyle Osmanlı Devleti dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıklamış. Daha sonra 2. Abdülhamit döneminde Muharrem kararnamesi yayınlanacak Osmanlı ben iflas ettim diyecek. Ve Duyun-u Umumiye yani genel borçlar idaresi kurulacak ülkemize. İşte o duyun umumiyeye ekonomik bağımsızlığımızın gidişi yolunda Atılan ilk adım neymiş? Ramazan kararnamesiymiş. Ramazan kararnamesiyle biz dış borçlarımızı ödeyemeyeceğimizi ilan etmişiz. Kim döneminde? Abdülaziz döneminde. Değerli dostlarım Sultan Abdülaziz döneminin ıslahatlarını bu kadarla özetleyebiliriz. Umarım memnun kalmışsınızdır dersten. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Şimdi ne yapacağız? Şimdi 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarına geçeceğiz. Burada arkadaşlarım son derece önemli şeyler konuşacağız. O o yüzden bundan sonraki videoyu mutlaka ama mutlaka dinliyorsunuz. Çok önemli çünkü. Anlaştık mı? Arkadaşlarım yeni videoda görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğitim ve hoşgörüyle kalın.